Siz şimdi BDP'den bazı milletvekilleri HDK, HDP'ye geçiyor. BDP'ye devam ediyor. Bu denge nedir? Yani buradaki hesabı biraz açar mısın? Anlatır mısın rica etsen? Cüneyt, hazır bağımsızken şey diyormuşum. Vallahi benim de aklım ermiyor. Bir Türk'ün bahçesine girmişler. Bir Kürt, bir Rum, bir Ermeni ve bir Türk erik hırsızlığı yapacaklar. Bahçe sahibi gelmiş Türk. Yapışmış önce Ermeni'nin yakasına. Demiş ki hadi demiş bu Türk'le Kürt Müslüman. Sen benim dinimden de değilsin. Ne hakla eriğimi çalarsın diye. Türk'le Kürt'ü din kardeşliği faslından bir yere ayırıp Ermeni'yi iyice bir hışlamış bir kenara koymuş. Sonra Kürt'e yönelmiş. Demiş ki hadi bu Türk. Ulan sen Türk bile değilsin. Ne hakla benim eriğimi çalarsın. Onu da hışlayıp bahçenin dışına atmış. Türk kenarda bekliyor. Hiç utanmıyor mu demiş bir Kürt'le bir Ermeni'yle bir olup bizim bahçeye girip erik çalmaya. Onu da dövüp dışarı atmış. Şey sormuş Kürt, ya bu adam üçümüzü birden nasıl dövdü? Türk demiş ki Ermeni'yi dövdürtmeyecektik. Sayın İnce nasıl olsa bir daha konuşmayacağım dedi. Bu sözünü hatırlatarak deve eşek metaforuna bir katkıda bulunmak istiyorum. Devede de boy var ama kırkı birden bir eşeğin arkasından giderler. Uyuz muyuz artık onu içinizdeki baytarlara sorun. Şimdi burada görüyoruz iktidar muhalefete, muhalefet iktidara demedik laf bırakmıyor. Grup olarak bu konudaki görüşümüzü açıklıyorum. İkiniz de haklısınız birbiriniz hakkında söylediklerinizde. İkiniz de sonuna kadar doğrusunuz. Biz grup olarak ikinizin de söylediğine katılıyoruz. Birbirinize söylediğine. Bize söylediğine şimdi cevap vereceğim. Bize yanıldığınız nokta şurası. CHP'liler hele durun hele. Bildiğiniz yanıldığınıza yetmiyor. Siz bunu, ben şimdi size bir sosyoloji dersi vereceğim, kafanız berraklaşacak. Buna denir, tıraş oldum, evet. Çünkü saçını kesmeyi örgüt üyeliğine delil sayan bir absürt, çok değil, bir iki sene içinde şebeklik olarak anılacak polis fezlekelerine ve iddianamelere dikkat çekmek için tıraş oldum. Senin pek ihtiyacın da yok. Allah tarafından tıraş edilmişsin sen. Allah razı olsun. Sen su bile vermeyen zihniyetin adamısın ince biliyorsun. Ben onun niyetini biliyorum sen bana. Sataşma var evet ama baktım. Baktım hele, peki sözümü geri alıyorum, tamam. Su gibi aziz ol, tamam. Projeleriniz mesela. Birinden başlayayım. Nedir bu proje merakınız? Siz ananızdan projeyle mi doğdunuz? Yani bu herkes... Yani, havaalanı yaptırmayacağım diyor ya, havaalanına ihtiyaç var. Yani ben gelip röter yaşamak istemiyorum ya, bu benim için. Gören de derler Pegasus'un sahibisin. Reklama mı girdi şimdi? BDP sizin böyle oynayacağınız bir parti değildir. Arkasında bir çok büyük bir halkın barış iradesi vardır. Özgürleşme iradesi vardır. Buna tahammül edeceksiniz. Bizim size gösterdiğimiz cahiliye dönemi düşüncelerin mi? Bunlar çağdaş düşüncelerin mi? Bunlar... Sen en iyi sen özetlemiştin. Bu meselenin kim tarafından çözülmeyeceğini en iyi sen özetlemiştin. Öne oturtmayı yasak etmişlerdi. Oradan da rahat durmuyorum. Kombine biletini iptal mi ettiler? Haddini bil. Terbiyesiz diyemezsin sen. Terbiyesiz diyemezsin. Terbiyeyi senden mi? Bırakın gelsin. Gel hele. Bir kere Sayın Bakan'ın varlığı bu cumhuriyetin bütün yurttaşları için
büyük bir umut kaynağıdır. Çünkü herkes Sayın İdris Naim Şahin İçişleri Bakanı olduysa ben de her şey olabilirim duygusu veriyor. Sayın Özden, tutanakları getirttim. Orada bir sanatçı arkadaşımız var, yönetmen olduğunu öğrendim. Sayın Sırrı Süreyya Önder. O sırada siz sataşma var diyorsunuz efendim. Bir saniye. Lütfen. Ben özgeçmişinize baktım Sayın Önder. Film yönetmeni ve senarist. Burada ben sataşma görmüyorum ama söz talebiniz var. İş düzeni 60. maddesi gereğince esprili konuşmanızla biraz da gergin ortamı yumuşatmanız için buyurun. Buyurun buyurun. Buyurun, bu işin pazarlığı olma Sayın Önder, buyurun. 2 dakika verdim. Şimdi Sayın Ali Taş konuşmasında devamla iyi bir artist buldu dedi, Hasip Kaplan'ı kastetti. Hasip kardeşimiz sireti suretinde gözüken biridir. İçi neyse dışı odur. Bu itibarla rol yapma yeteneği zayıftır. Bu bir yönetmen için zor bir oyuncudur ama Ali Taş ve birçok kıymetli AK Parti milletvekili mesela hem Seyit Rıza'yı ağlayıp hem torunlarını ketmetmeye dönük bir sürü iş yapmaktan mahirler. Onun için izin verirse Sayın Ali Taş'ı oynatmak isterim. Rol yeteneği daha fazladır. Hırsızlıktan gelenler de bir koğuşa toplamıştık velhasıl. Bu bir ayrıştırma, ötekileştirme değildi. İki tane pratik gerekçesi vardı bunun. Bir, onları korumak için karma kalınan koğuşlarda bir şey kaybolduğunda direkt mesleği hırsızlık olana dönüyorlardı. İki, birbirlerinin malını çalmamak gibi bir iç prensibe sahipti. Bunlar gariban kardeşlerimiz. Bunlar çoğunluğu Ankara Çinçin dolaylarında ikamet eden insanlardı. Cezaevlerinde yasa dışı şeyleri edinmek diğer her yerden daha kolaydır. Bunu eminim içimizde şöyle bir taradığında neredeyse cezaeviyle tanışmayan çok az insan olduğunu tahmin ediyorum. Örneğin içki içmek istediniz. Raycı böyledir. Tekelde 10 liraysa gardiyana 20 lira verirsin. Edebinle içersen ikinci sipariş hakkın vardır. Bu edebi kaçırırsan tarife yükselir, giderek imkansızlaşabilir. Böyle bir sistemi vardır. Ve fakat biz orada içki ve uyuşturucuyu da yasaklamışız. Bu arada cezaevi idaresi bizde. Biz böyle derken hani ulan bunlar mahkum mu, gardiyan mı diye düşünmeyin. Bir gece oturuyoruz biz kendi bahçemizde. Cezaevinin buram buram bir anason kokusu sardı. İçimizde bu yasaklara ortodoksi derecesinde uyan ve adam içiyorlarsa da içsinler diyen iki kesim vardı. Neyse. Biz böyle müdahale edelim mi, etmeyelim mi falan filan derken nöbet çıkar diyen gelmiş. Avantasını istemiş önce adam gibi. Bakmış bunlara iş geçiyorlar ve bu sipariş gardiyana verilmemiş. O komisyonunu talep etmiş ama talep ettiği anda bu arkadaşlar bir iki bardak atmışlar. Hadi lan falan diye göndermişler. O da nöbetçi savcıya haber vermiş. Nöbetçi savcı bastı ve hasıl boş suç aletini buldu. Bunlara alkol muayenesi, o zaman promil ölçer cihazlar da yok. Hoh dedi. Şu mozaik çizgilerinde yürütürler. İğneyi, ipliği iğneye geçirdiler falan. 11 kişilik bir koğuştu sanırım. Birisi hariç, hepsi gayet alkollü çıktılar. Promil ne gerek yoktu, kesin bir teşhisti. Alkolsüz olan bir Afgan göçmeniydi. Ve gerçekten kader kurbanı derler ya, öyle bir adamdı. Baktığın zaman bu çakaya gelmiş diyorum. Yani burada hırsızlık falan yok. Mahkum bunu bilir. Yani bu suçsuz bu adam. 5 vakit namazında, niyazında, çalışkan, fedakar.
O zaman bir Afgan göçmeni furyası vardı. Neyse bu arada biz 6 ya da 7, 8 siyasi mahkumuz. Eğitim çalışmaları yapıyoruz. Bu eğitim sürecimiz bizim hiç bitmiyor. Bir gün şöyle güzel bir hapis yapma gözümüzde kaldı. En revaçta konumuz emperyalizm. Emperyalizmin 50 bin çeşidini anlamıyoruz orada. Cezaevi mevcuduna da katılmak gönüllüdür. Yani isteyen katılabilir diyoruz. Ama onlar yüksek ferasetleriyle gelmeseler kötü olacağını hissediyorlar. Ve oturup onlara emperyalizm. Sanatta dekadansı anlattığımı bile biliyorum ben yani. Emperyalizm ne ki? Böyle bir bilinçlenme düzeyi var arkadaşlarında. Neyse, bunlar bize geldiler. En büyük kabusları kapalı cezaevine gönderilmek. Aman yaman dediler. Biz savcıya müdahil olduk. Bırak bunları dedik. Kibarca herhangi bir ceza uygulama. Vur, kır bir pazarlık. Mektup yasağına bağladık. Mektubu da fiziken biz dağıtıyoruz. Pratikte anlamsız bir cezayla savuşturduk. Sabah Mustafa diye bir Çinçinli kardeşim geldi. Bunlar gece oturmuşlar. Şöyle bir aristo mantığıyla bizi kim ihbar etti diye düşünmüşler. Anason kokusunu yok sayarak kim içmemişse o gibi bir sonuca ulaşmışlar ve Afgan olağan şüpheli. Fakat yekeyek bunların hiçbiri Afgan'la kapışacak kalibrede değil. Mustafa en cin fikirli olanların, dur ben bunu siyasilere hallettiririm diyerek gelmiş. Bizdeki kıdemliliği falan bir hiyerarşi zannediyor. Oysa bizde işte kim bu işe yatkınsa o kıdemlidir falan. Geldi, kardeş dedi, seninle hususi bir şey görüşeceğim. Dedim, mıço bizde hususi yok ya. Çay verildi, ritüeller tekrarlandı. Öyle cezaevinde koğuş ziyareti kolay değildir. Bir yudum alırsın, hafif bir şey kıyamı yaparsın. Kurtuluş çayınız olsun kardeş dersin. Eyvallah. Kardeş dedi bir şey söyleyeceğim, buyurun. Bu Afgan var ya Afgan dedi. Her dedim, bir numaralı emperyalist. Faşist dese kurtaracak. Bakmış bunlar en çok neyden tiksiniyorlar? Emperyalist. Hepimiz feleğin çemberinden geçmişiz, makara kuruldu. Emin misin Mustafa? Kardeş dedi, emin olmasam söyler miyim? Delikanlı adamız dedi. Kanatları da hep açık yedi. O muhbirliği pas geçerek delikanlılığının altını çizdi. Peki dedim, mutfakta da emperyalistlik yaptığı oluyor mu? Çok önemli bir alan. Mustafa bizden daha cin, hiç boşluğa düşmüyor. Kardeş şahsen dinimi yıkamam dedi, mutfakta yaptığını görmemiş. Bir arkadaş atıldı, yatarken oho falan dedi. Banyoda zaman zaman. Görüşçüsüne onu hiç sorma. Biz epey bu emperyalizm üzerine literatürde asla yer almayacak türlü çeşitli haller sorduk. Mustafa hepsine cevap verdi. Bunu bir yere bağlamak lazımdı. Kardeşlerim bu çok önemli bir mevzu Mustafa. Buna cürmü meşrut yapmak lazım. Yani suçüstü. Sen dedim, onu kendine bırakmadım. Sen mutlaka bunun emperyalistlik yapacağını hissediyordursun. Öyle deyince Mustafa hissetmiyorum diyemedi herhalde. Hissedilebilir bir şey olduğunu emperyalizmin düşündüm. Sen dedim baktın emperyalistlik edecek. Hemen bize haber ver, biz bir suçüstü yapalım, gerisini bize bırak dedim.